2 Mayıs, 8 Mayıs sevgili takipçilerim, güzel ailem, abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz güzel aileciğim. Tabii ki emekle birlikte büyümek sizlerin elinizde. Ben size elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Sevgili koçlar, hayatınızla ilgili ve karar vermek istediğiniz işlerle ilgili daha mantıklı, daha önünüzü görecek planlar içerisinde yer alacaksınız. Uzun süredir gitmek ya da işinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak istiyorsanız bu hafta sizin için çok güzel değişmesi gereken, beklentilerinizi tam anlamıyla karşılayacak keyifli bir hafta. Bu enerjiyi doğru noktada toparladığınız takdirde de parasal yaşadığımız krizler, çözemediğimiz olayları akıcı ve keyifli şekilde çözeceğiz. Kurumsal bir firmada çalışıyorsanız ve devletle bağlantınız varsa iş konularınızla ilgili bazı zorluklara hazır olmanız gerekiyor. Bu zorlukları doğru kendi hayatınızda yönlendirdiğiniz takdirde de siz kendi başarınızı en iyi şekilde adımlarınızı ve planlarınızı doğru ilerleteceksiniz. Bu ara ortak ekip arkadaşlarınızla ilgili krizleri çok iyi yöneteceğiniz ve daha duygusal ve daha akıcı planlar içerisinde olup ortamı daha gevşetip daha insanların motivasyonunu arttıracaksınız. Eğer iş bekleyenler için uzun süredir hayalini kurduğunuz ya da anlaşmak istediğiniz birçok yer için gelecek görüşmeler size keyif verebilir. Artık tercih sizin. Siz bu tercihler artık iş sorunlarınızın geride kalmasına yardımcı olacak. Yalnız aynı şekilde Koç burcunda ilerliyor. Bu demektir ki duygu yönümüzde de hızlı kararlar verebilir. İş yerindeki insanları biraz daha ısrarcı tavrımız yorabilir. Mümkün olduğu kadar bu enerjileri de kendi hayatımızda yok etmemiz gerektiğini söylüyorum. Venüs de Koç burcuna geçişini sağlıyor. Ve bu güzellikleri parasal evredeki yaşadığımız birçok şeyi de en iyi şekilde toparlamamıza iyi gelecek diyorum. Sevgili koçlar, uzun süredir ortaklı işler yapıyorsanız, burada ortaklarınızla ilgili kafanızda karışıklıklar, çözemediğiniz noktalarda artık daha net bir oluşumun size verdiği mutluluğu tadacaksınız. Yani haksızlık varsa, size yapılan haksızlıkları göremiyorsanız tam görme ve alma vakti diyorum. Ev taşınmak, yeni bir ev düşüncesi ve kredi çekmek isteyenler için biraz kredilerde zorlanma, yani belki krediniz onaylanmayabilir. Birilerinin desteğiyle kredi çekmeniz yeni ev için daha hayırlı ve sağlıklı olacak. Uzun süredir farklı bir iş, şehir ya da ülkeyle ilgili gideceğiniz seyahatleriniz çok fazla var ve işlerle ilgili gideceğiniz seyahatlerde kalıcı anlaşmalarınız da öngörü olarak çok güzel gösteriyor. Bu ara sadece geçmiş konularınız, ailevi yaşanan bazı krizler sizi yıpratıyor olabilir. İşte alınganlık yönümüzde bu tutumumuzu doğru kontrol etmemizi öneriyorum. Bu ara iletişim konularında gerçekten Merkür kendi düzeninde ve ikizlerin evinde olacağı için de doğru iletişim, doğru döngü sizi daha çok rahatlatacaktır ve yapacağınız yenilikler size mutluluk getirecek. Aşk konusunda özellikle ilişkinizle ilgili bittiğini düşündüğünüz, artık bu ilişkiden bir çözüm noktası yok, yol ayrımıma geldik diyorsanız, hayır, karşı tarafın duyguları daha net bir şekilde size doğru adımlar atacak. Ama çok önce kaybettiğiniz ya da bitmiş bir ilişkiyi merak ediyorsanız, artık bu ilişkinin sizinle ilgili hiçbir bağlantısı yok. Yeni teklifler, yeni oluşumlar ve çevrenizde tanıştırma enerjisinin çok fazla olacağı bir nokta. Bence gözünüzü dört açın. Venüs'ün size vereceği enerji, Güneş'te Koç burcunda olması yeni aşklara, yeniliklere ve huzur evresinde keyifler. Bol tatil dönemimiz başlayacak. Gitmek istediğimiz yolculuklar, yapacağımız seyahatler bizi daha böyle motivasyonumuzla birlikte geldiğimiz 8 Nisan haftası, yani 9 Nisan daha dinamik, daha planlı, daha programlı noktalara erişeceğiz. Aileler arası istenme, söz, nişan konularımız hareketli olabilir. Sadece aile büyüklerimizi ikna etmemiz gerekiyor. İkna etmediğimiz takdirde ilişki ters noktaya gidebilir. Mümkün olduğu kadar büyüklerimizi ikna edelim. Evli çiftlerimiz için uzun süredir çözemediğiniz sorunları artık birlikte aşmak, daha duygusal, daha romantik konuşmalar sizi bazı noktalarda tatmin edecek ve eşinizle olan sorunları toparlamaya doğru birbirimize doğru verim enerjisine gireceğiz. Araç alımı,
toprak alımı ile ilgili, aile desteği ile ilgili olumlu süreç. Ama uzun süredir ödemediğiniz bazı borçlar biraz stresli evreye yaratıyor. Özellikle ev hanımları, eşinizinle aranızdaki güven problemini bir an önce çözmeniz lazım. Özellikle ev hanımları eşlerine güvensiz, maddi destekte bazı karışıklıklar ve sizden para gizlendiğini düşünüyor. Onlara biraz daha açık oynamamız gerekiyor ki güvenleri toparlansın diyorum. Küpemin arkası düşmüştü, ona takıldım. Sakın yanlış anlamayın sevgili takipçilerim. Bir de bu ara karı koca çalışan çiftlerde özellikle eşinizin iş krizi, bazı haksızlıklardan işten çıkartılabilir, destek olmanız gerektiğini söylüyorum. Bu ara sağlık problemi, özellikle alerjik reaksiyonlarınız artabilir, mideye vurabilir ve mide sistemimiz halsiz duruma düşebilir. Bir de uzun süredir sırt ağrılarımızdaki damarlarda tıkanıklıklar olabilir ya da sırtta bazı pürüzler var, ihmal etmemenizi öneriyorum. Sevgili gençler, eğitiminizle ilgili odaklandığınız birçok şeye inanmayarak hareket ediyorsunuz. İnanarak başarmanız gereken birçok noktanız var. Sizlere ben inanıyorum, odaklanın. Özellikle liseye hazırlanan çocuklarımız için de aile büyüklerimizin biraz daha destek vermesi lazım. Sevgi ve mutlulukla kalın, hoşça kalın. Sevgili boğalar, nasıl geçiyor hayatınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmayın diyorum. Sevgili boğalar, özellikle işinizle ilgili daha sistemli bir haftaya giriş yapacaksınız. Daha sağlam ve yeni anlaşmalar için size doğru adımlar, konuşmalar söz konusu olacak. Yani sağlık olarak biraz daha kendinizi yorgun, mutsuz, biraz içsel dünyanızda yalnızlıklarınız söz konusu. Bunları toparlarsanız daha bilinçli ve daha doğru adımlar atacağınızı gösteriyor sevgili boğalar. Evet, güneşin sizin kendi enerjinizde olması, enerjinizin de çok yüksek olmasını gösterse de iş hayatınızdaki yaşadığınız bazı krizler ve çözmeye çalıştığınız olaylarda apartılı konuşmalar, ateşli konuşmalar biraz can sıkıcı olabilir. Mümkün olduğu kadar işinizle ilgili çözmeniz gereken birçok şeye odaklanmamız gerekiyor. Bu ara yeni anlaşmalar, yeni işler, yeni toplantılar, yeni görüşmeler size farklı kazançlar sağlayacak. Yurt dışı seyahatleriniz, oluşturmak istediğiniz yeni projeleriniz varsa da çok doğru bir hafta. Bunun altyapısını en iyi şekilde oturtalım. Size başlayacak, sizinle anlaşacak insanların güç ve sizi doğru noktada yönlendirmesi size daha büyük bir keyif vereceğini öneriyorum. Sevgili boğalar, özellikle bu ara sizin için farklı bir kurumsal firma ya da anlaşmak istediğiniz kurumsal firma ile alakalı biraz güven problemi yaşasanız da o tarafın size inanç çevresi sizi başarıya doğru itecek. Siz sadece korkularınızı yenin ve bu korkularla birlikte kendinize ait güveninizi tekrar tazeletmeniz gerekiyor. Kendi işini de yapanlarda sürpriz gelecek paralar, kendinizi yenileyecek yeni iş kapıları, oluşturmak istediğiniz alanlarla ilgili çok güzel anlaşmalarınız var. Hadi bu anlaşmaları doğru yaptığınız takdirde de sizin önünüze engel yok. Yalnız ortaklı işler, yapmaya çalıştığınız bazı süreçlerde krizler var. Bu krizleri çözmediğiniz sürece vergi, borç, ödemelerinizle alakalı ani haciz evreleri söz konusu olabilir. Bu da sizi yıpratmamasına özen gösterir. Tabii ki Merkür İkizler Burcu'nda ve sizin konuşma hayatınızla alakalı bazı ifadeleri doğru, kendinize doğru ifade ederek yeni oluşturacağınız işler içinde karşı tarafı en iyi şekilde ikna edeceğiniz ve bu iknanın sonucunda atılması gereken imzalar, yapılması gereken anlaşmaların kutlaması sizin hayatınızda diyorum. Bu ara parasal evrenizde şanslarınız var ama gereksiz harcamalar sizi yıpratacak bazı olayları da gözden geçirelim. Bu ara özellikle ilişkisi ciddi giden ve tam böyle güzel giderken bazı yalanlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Karşı tarafın size söylediği şeyler biraz can sıkıcı olabilir ve ilişkinizin bitmesine sebep olabilir. Aman dikkat edin, karşınızdaki güvendiğiniz insan size biraz zarar verebilir, ihmal etmeyin. Eski ilişkiniz ya da oturtmaya çalıştığınız bir ilişkiniz varsa da bunlarla ilgili açık oynamak, net ve konuşmaları doğru yapmak lazım. Çünkü sizin merhametinizi kullanabilir ve bu merhamet sizin canınızı yakabilir diyorum. Yalnız yeni aşık olmak isteyenler için gökyüzünde sizi selamlayacak güzel aşklar var. Gökyüzündeki baharın tadı, güneşin toprakla buluşması size doğru aşkı sunacaktır. Umutsuz insan asla olmamalı. Rabbim kimseyi tek başına bırakmamıştır diyorum. Yalnız kalbinizin kırık olduğu, affedemediğiniz kişiyle karşılaşmanız var. Aman dikkatli olun diyorum. Evli çiftlerimiz için özellikle bu ara ev konularında taşınmak, yeni
alışım, yeni oluşturmaya çalıştığımız birçok noktada gereksiz tartışmalar ve kırıcı konuşmalar var. Bence bu taşınmayı bırakın hanımlar, nereye taşıyorsa taşısın, siz ödemenizi yapmanız gerektiğini bilin yeterli. Yalnız boşanma kararı veren çiftlerimiz için de burada mal tartışmaları, toprak konuları daha sert ifadeler ve çocuklarla arasındaki yaşanacak krizler belki onları biraz daha yıpratabilir. Daha anlayışlı, çünkü ortak çocuklarımız var, gülümsememiz lazım, onlara zarar vermememiz gerektiğini düşünüyorum. Bu ara aile içerisinde istenme konuları, gün ve tarih konularında biraz şaşacak olaylar ve sağlık kaynaklı yaşanacak bazı olaylar var. Ama ben inanıyorum ki iki insanın da zamanla doğru tarihe gelmesi, siz doğru tarihte düzen kuracaksınız, bu hastalıklar geçsin gitsin. Özellikle çocuk düşünen, çocuk tedavisi düşünenler için biraz iç güveniniz güvenmemeye başladı. Olmama krizi düşünceniz var. Bence çocuğu Rabbim size sunacak vakti ve zamanı vardır. Bu inancınızı kaybetmeyin. Boşanmalar var ve bu ara mahkemelerinizin yoğun olacağı, miras konularında da çözülmesi gereken haklarla ilgili atışmalara ihmal etmememiz lazım. Özellikle tarım, toprak ve alım satım ve özel sektörde çalışan, kendi alanında özel sektörde çalışan bazı boğa burçlarında gizli kazançlar, verimli kazançlar ve hiç beklenmedik noktada huzur evremiz var gözüküyor. Karı koca çalışan sevgili boğalar, bu ara para tutumlarınızla ilgili birbirinizi kırabilirsiniz ve özellikle eşinizin iş hayatında yükselme konularında yenilikler ve bu yenilikler biraz kıskançlık yapmamıza sebep verebilir. Kredi kartı borçlarınızı bir an önce çözmeniz lazım. Çok uzun süredir de almaya çalıştığınız parayı artık unutup kendi paranızla yenilikler yaratmanız lazım. Araç satmak, toprak satmak gibi fikirleriniz varsa doğru ilerleyeceksiniz. Hayırlı bir satış söz konusu. Sevgili ev hanımları, bu ara çocuklarınızdan çok eşinizin sülalesine taktığınız için mutsuzsunuz. Onları bir kenara atın. Kendi içinizdeki enerjiyi toparlayın lütfen. Bir de bir yaz ya da bir köy eviyle ilgili eşinizin soyundan kaynaklanan rahatsızlıkları eşinize anlatmanız lazım. Kendi kendinizi kemirmeyi bırakın. Sevgili gençler, eğitim konusunda size güveniyorum ama baharın tadı da size biraz eğitimi geride tuttu. Hadi baharın enerjisiyle tekrar enerjinizi düzeltelim. Sağlık olarak özellikle son zamanlarda basur, üreme organlarınız ve göğüs ağrılarınız olabilir. Akciğer filmi çektirmenizi öneriyorum. Sevgi ve mutlulukla kalın, hoşça kalın. Sevgili ikizler, abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmayın diyorum. Değerli ikizler burcu, Merkür ikizler burcunda bir mutlu olalım, enerjimizin daha yüksek olacağı. Venüs de aynı şekilde Koç burcunda hareket edeceği için yeniler, yenilikler size mutluluk getirecek. Yeni anlaşmalar, özellikle çözmeye çalıştığınız birçok konuda çok kolay bir şekilde akıcı ve anlatım ifadenizdeki rahat bir evrenin söz konusu sizi bekliyor bu hafta. Yani yöneticinizle yaşadığınız krizler, ekip arkadaşınızla yaşadığınız sorunlar ve kendimi doğru ifade edemiyorum, beni insanlar yanlış anlıyor derken daha anlaşılır. Daha kendinizi hani böyle huzurda bulacağınız bir hafta. Bunun tadını keyifle çıkartın istiyorum. Son zamanlarda kurumsal firmadan kendi işini yapmak isteyen sevgili ikizler için de ortaklı oluşumlar, ortaklı yapacağınız süreçler sizi daha güvende ve daha huzurda hissedeceği için bu ortaklı işi doğru düşünün ve siz bu konuda çok başarılı olacaksınız. Eğer ki kurumsaldan devlete geçmek istiyorsanız ve burada bir erkeğin enerjisiyle birlikte yardımcı olunacak yeriniz, belirsiz olan noktanız daha net bir şekilde oturma evresini sağlayacak. Özellikle Güneş'in sizin iş hayatınızla alakalı noktada hızlı değişimleri gösteriyor. Bu değişimler sağlam ve kalıcı noktanın verimliliği ve güvensiz olduğunuz noktayı da artık iyileştirme evresi. Ortaklı iş ve büyütmek isteyen bazı boğa burçları için farklı gelecek teklifler, farklı oluşacak yenilikleri gözden geçirerek hayatımızla alakalı toparlayamadığımız birçok şeyi de en iyi şekilde toparlamamıza yardımcı olacaktır diyorum. Sevgili ikizler, özellikle de bu ara aile işi, miras konularımız çözülmesi gereken birçok evrede de yeniliklerimiz var. Bu yenilikler size artık kazanç ve keyif getirse de biraz duygusal ve aileye verdiğiniz hani duygu enteresanlığı, biraz içinizdeki yaşadığınız korkular ve itiraf etmekten korktuğunuz durumlar söz konusu olabilir. Ailenizde içinizde ne saklıyorsanız artık ailenize ifade etmeniz lazım. Bu ara
yazmak, yetenekleriniz, konuşmak, bilgisayar üzerine, teknoloji üzerine kafanızda düşündüğünüz işlerle ilgili de çok doğru anlaşmalar ve yenilikler sizi daha böyle keskin ve kalıcı işlere doğru ilerletiyor. Serbest meslekte çalışıyorsanız da işinizle alakalı uzun süredir toparlayamadığınız birçok noktada daha net görmeler, daha net projelerde yer almanın tadı size mutluluk verecek diyorum. Sevgili ikizler, duygusal hayatımızda da uzun süredir bitirmeye çalıştığımız ve korkuyorduk biter mi bitmez mi dediğimiz ilişkide her iki tarafın ortak anlaşmasıyla birlikte yol ayrımı dediğimiz evreye geçiş sağlayacağız. Yalnız eğer ki söz nişan gibi durumu olan sevgili ikizler için belki çok sert ifadelerin verdiği karmaşıklıklar ilişkiye soru işaretleri katabilir. Gereksiz dedikodular, gereksiz ilişkiyi yıpratabilir. Birbirinizi çok iyi tanıyorsunuz. Başkalarının lafıyla hareket ederseniz ilişki ayrılmaya doğru gidiyor. Eski ilişkinizi bekliyorsanız unutun. Yeni bir enerji, yeni mutluluk size daha keyif verecek. Ama evli çiftlerimizde de kendi içinizdeki sorunlarınızı başkalarının sorunu gibi yaşadığınız için birbirinizle olan kaliteyi kaybetmeye başladınız. Bu gidişat pek iyi değil ve bu gidişatı da iyi bir psikologla, yardımcı terapistiyle düzeltmeniz lazım. Yoksa artık anlaşın ve yol ayrımına gidin. Çocuklu olan ve evliliği mutlu olan bazı çiftlerimiz için de bence mutlu değilsiniz ama çocuklar için idare ettiğiniz için sadece ekonomik anlamda idare mantığı sizi yormuş olabilir. Artık kendiniz için, mesleğiniz için, yeni kendinizi bulmak için eşinizin işinden çok kendinize meslek edinin. Korkularınız, ortada kalma korkunuz var. Bazen emek verdiğimiz hayatta ortada kalabiliriz. Yeter ki siz adımlarınızı doğru yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Bu ara özellikle taşınma, farklı şehir, farklı ülke ile ilgili bağlantılar kurmak istiyorsanız bu konuda fırsatlarınız var. Yani eşinizin de bu konuda alması gereken eğitimleri var. Birbirinize destek olarak gideceğiniz yolculuklar, yapacağınız işler, sizin kalıcı olmanıza ve hayal ettiğiniz yolculuklar size büyük kazançlar getireceğini de uyarıyor. Sevgili ikizler, yalnız bu ara kendi eviniz, ailenize ait miraslarla ilgili bazı icra, haciz konuları, mahkeme konularınızı eğer unuttuysanız bunlar bizde biraz risk alanının içerisine gidiyor. Mümkün olduğu kadar bu risk alanımızı düzeltmemiz lazım. Yeni oluşacak riskleri önlemek adına diyorum. Evet, ev almak ya da krediyle alakalı bazı borçlandığınız konularla ilgili kredi çekmek istiyorsanız bu kredileriniz onaylanmış, çok rahat bir şekilde ödeme evremi söz konusu olacak. Çalışan çiftler için bu ara eşinizin iş yerinde bir büyüme, farklı bir ülkeyle anlaşma yeniliği var. Belki siz gidelim mi, kalalım mı, çocuklarla devam edelim mi burada diye kararsızlıklarınız var. Eşiniz nereye, siz de oraya doğru hareket ederseniz sevinirim. Sağlık olarak özellikle göz iltihabı, alerjik durumlarımız, göz hani deriz ya arpacık olur, bunlarla ilgili sıkıntı, mevsimsel sinüzitleriniz artabilir. Bunları ihmal etmeyelim. Ev hanımları bu ara kendi içinizdeki korkularınızı, kaygılarınızı, güven probleminizi iyileştirmeniz lazım. Hayat arkadaşınızın sizinle ilgili değil de sizin kendinize olan inançlarınız yıprandığı için toparlayalım diyorum. Evet, güzel bir hafta, keyifli bir hafta sizlerin olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgili yengeçler, güzel ailem, emekte her şey birlikte olmalı. Birlikte paylaşıyorsak, birlikte emeğe saygı duyuyoruz. Ne yapıyorsunuz? Beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Sevgili yengeçler, duygu yönümüzde biraz değişken fikirler içerisinde olabiliriz. Kafamız çok fazla karışabilir, ne istediğimizi bilmeyebiliriz. Ve her noktada da kendimizi haklı görebiliriz. Bu hafta çok fazla kendinizi savunacağınız bir hafta. Bence konuşma üslubunuzda değil, etrafınızdaki konuşma üsluplarından kaynaklanan kendimizi bir koruma altına alıyoruz. İşinizde bulunduğunuz noktada krizler var ve bu krizleri eğer aşmadığınız takdirde işinizden çıkartılabilir, mobbing uygulaması yaşanabilir ya da istenmeyen tavırlardan kaynaklı iftiralara uğrayabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar temkinli, akıllı ve kurallı devam edeceğiz. Özellikle iş gereği bazı sınavlarınız olabilir. Çözülmesi gereken sınavlarda başarı görüyorum ama sizin içsel dünyanız, ben buraya ait değilim ve gitmem gerekiyor dediğiniz her
süreçte buraya kilitleniyorsunuz. Mümkün olduğu kadar bu bakış açımızı geride tutalım. Rabbimin size sunacağı yolları bekleyelim. Şu an doğru noktadasınız. Konum değişimi ya da beklenmedik sürpriz konular size mutluluk verecek. Özellikle devletten farklı bir alana yer değişimi istiyorsanız şu an için imkansız. Sadece devreye birilerini sokmanız lazım. Şu an beklediğiniz olay biraz geride kalabilir ama eninde sonunda o gitmek istediğiniz nokta sizin, orası için mücadele verin diyorum. Kendi işini yapanlar da parasal evredeki bazı sorunları çözmek, yeni oluşum, yeni güvencede olacağınız kapılarda güzel fırsatlarınız var ama endişeleriniz olduğu için ve kaygı duyduğunuz için biraz daha ağırdan alıyor bilirsiniz. Bunu hızlandıralım, enerjimiz, ruhumuz şifa içerisinde olsun diyorum. Sevgili yengeçler, aile büyüklerimizde özellikle babadan kaynaklı sağlık problemleri biraz bizi yıpratabilir. Özellikle parkinson, damarlarla alakalı bazı riskler, hazırlıklı olmanızı öneriyorum. Ama şöyle bir durum var. Köklerinize ait de çözülmesi gereken miraslarda biraz sizin hakkınız yerilebilir. Doğru avukat, doğru noktayla çözmeniz gerekiyor. Kendi işini yapan ya da ortaklı işler yapan bazı yengeçlerde de sürpriz anlaşmalar, para kazancınızla ilgili yenilikler ve hiç olmadığı sürece de kendimizi daha ön plana çıkartacağımız bir hafta. Hatta yolculuklar, seyahat edeceğimiz anlaşmalar, toprak alım satım işleriyle uğraşıyorsanız renkli bir hafta. Orası satılmaz derken pat diye satılıp ekstra kazanç elde edeceğiniz bir nokta. Eğer kurumsal da yer değişimi, konum, rütbe değişimi bekliyorsanız buradaki üst düzey yöneticinin değişmeden sizin değişmeyeceğinizi artık kabul etmeniz lazım. Orası da maşallah oraya sağlam bir şekilde oturduğu için siz idare etmekten yıprandınız ama alternatif bir nokta olmadığı için artık kendi içinizde dengeleri oturtmaya çalışıyorsunuz diyorum. Bu ara özellikle ilişkiler konusunda da sevgiyi doğru ifade etmek için çok doğru bir hafta. Doğru konuşmak, doğru ifade etmek. Aşıksanız söyleyin, seviyorsanız söyleyin. Çünkü karşı taraf bazı noktalarda güvensizlik ve ailesine çok inandığı için sizi kenarda tutuyor. Siz konuşun, o karar verecek. Siz ifade edin, o doğru noktayı bulacak diyorum sevgili yengeçler. Özellikle de nişanlık, evlilik evresinde olan yengeçler için düğün, telaş, koşturma, bunlarla ilgili birikim, kredi ve ev araştırması içerisindesiniz. Yani bu sizin için Mayıs ayı daha koşturmalı, daha telaşlı ama hem içinde mutluluk hem de sevinç var olacak diyorum. Evli çiftlerimiz için bu ara en önemli şey babalardan kaynaklı. Baba köklerimiz, baba sülalemizle alakalı bazı parasal borç alıp verme konularında biraz stresli olabiliriz. Ya da eşimizin kendi içindeki para konuları ile ilgili biraz tereddüt ve panikler yapsak da sonu hanemize huzur ve bereket gelecek. Yalnız eşinizin bir iş değişimi beklediği bir noktada biraz aksilikler olursa da Mayıs'ın sonu Haziran bu konuda daha rahat, hanemizdeki parasal evrede daha büyük aydınlanmalar var. Ailemizde hapis, cezaevi ya da mahkemelik sorun, hani sorun değil hallederiz dediğimiz şunda dikkat etmeniz lazım. Bazı riskleriniz var. Riskleri görmeniz için doğru avukatla yön almamız gerekiyor. Sizin de özellikle görümce sülalesiyle alakalı bazı dedikodular evliliğimizi yıpratabilir. Onları geride tutalım. Siz sadece eşinizin ve size ait olan alanı alın, mutluluğunuzu tatın. Boşanma günü belli olan bazı yengeç burçlarında eşiniz sizi boşamak istemiyor olabilir. Onun sevgisi yoğun olduğu için siz sadece bir bekleyiştesiniz ve vicdanınızla onu iyileştirmeye çalışıyorsunuz. Aslında bu ilişki çoktan kendi yoluna ve çoktan kendi karanlığına battı. Bazı şeyleri bekleyerek umut ediyorsunuz. Bence yol alın, bu yolculuk size mutluluk verecek diyorum. Sevgili ev hanımları, kendinize yeni bir uğraş, spor, yürüyüş, bazı yağlanmalarımız var, şeker ve tansiyon riskimiz var. Bunları bir toparlamamız gerekiyor. Ve sevgili gençler, bu ara aşk enerjiniz çok yüksek, ruhunuz acayip keyifli. Kimseyi duymak istemiyor olabilirsiniz. Bence aşktan çok sizin kariyer hayatınız önemli diyorum. Bu ara bir de taşınma konularımız ve bu taşınma konuları ile ilgili bulunduğumuz alan yakın bir mesafede taşınacağız. Hem bizim için huzurlu hem bereketli olacak diyorum. Sağlık olarak özellikle enfeksiyon, alerjik tiroidlerimiz, boğaz enfeksiyonlarımız ve nodüllerimizi ihmal etmememiz gerektiğini uyarım. Yani çocuk tedavisi düşünen sevgili yengeçler için Rabbim size ışık vermiş. Mesela ayın 14'ü, 12'si, 8'i arasında aşılamalarınızı yaparsanız olumlu ve keyifli gözüküyor. Mutlu kalın, hoşça kalın.
Sevgili aslanlar, abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Emek ve emekle birleşen hayat ne kadar güzel mutluluk yaratır. Sevgili aslanlar, işinizle ilgili gidip gelmeler, kafanızda farklı bir yere tayin ya da burası bana uygun mu dediğimiz düşünceler içerisinde olabilirsiniz. Ve buradaki sisteme konsantre olamadığınız için oranın verdiği dağınıklık içsel dünyanızı yoruyor olabilir. Ne yapıyoruz? Yeni arayış, güçleneceğimiz nokta kendimize ait alanı daha doğru keşfetmemiz gerekiyor. Özellikle kurumsal ya da devletteyseniz işlerle ilgili gayet sakin geliyor ama sizin enerjiniz sanki böyle bir beddua eder gibi gider ya, lanet olsun ya, nasıl çalışıyorum dersiniz ama yerinizde sevilen ve gerçekten değer gören bir noktanız var. Bence bu sizin yorgun enerjinizi bir kenara atalım. Tatil, yüzmek enerjisi size iyi gelecektir ve kendinizi şifalandıracağınız gözüküyor. Bu da sizin için daha iyi olacağını söyleyebilirim. Eğer kurumsal bir firmadaysanız değişim ve yenilikler ve yurt dışı ile alakalı İletişim içerisinde olduğunuz konularda kapılarımız güzel şekilde açılacak ve kendi benliğimizi daha doğru ifade edip oradaki hak edilen konumlarla alakalı üst düzey yöneticimiz, patronumuzla ilgili yaşadığımız krizleri toparlamak için çok doğru bir evreyi gösteriyor. Yalnız şöyle demek istiyorum, bu ara mesela elektrik mühendisiniz, inşaat mühendisiyseniz bazı kazalara, bazı yaşanacak krizlere de açık olmanız gerektiğini uyarıyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız, ekstra devlette çalışıyorsanız, araç alımı satımıyla ilgili işleriniz varsa da bunlar bu hafta çok rahat bir şekilde çözümlenecek. Pürüz gördüğünüz birçok şey rahatlığa ermiş olacak diyorum. Kendi işini yapan aslanlar için de biraz daha tutumlu ve kazançlarınızla alakalı doğru nokta belirlemeniz gerekiyor. Birikmiş sıkıntılarımız var. Bunlar ödenmesi gerekiyor. Sizin burada halledemediğiniz en önemli şey para finansınızla ilgili devamlı açılan bir noktadasınız. Bunu toparladığınız takdirde kendi korkularınız da rahatlığa girmiş olacak diyorum. Özellikle ortaklı iş yapanlarda tartışma, kavga, gürültü, aile işindeyseniz bile birbirimizi yanlış anlamadan kaynaklı gerginlikler, ekiple ilgili çalıştığımız noktada hatalar ve iletişimde yanlış anlaşmalar biraz bizi yıpratabilir. Bunu toparlamamız gerekiyor. Bu ara kendi işini büyütmek, markalaştırmak, farklı işler yapmak isteyen aslan burçları için evet olabilir. Çünkü sağlam ve sabit bir enerjinin sizin hayatınızda doğru noktayı bulmanıza yardımcı olacak. Ve bu doğru nokta sizin kalıcı işinizi, markanızı, mesela blog yazarıysanız ya da astroloji eğitmeniyseniz ya da akademisyenseniz artık size ait vurgular daha net bir şekilde hayatınıza geçiş sağlayacak. Bu ara organik tarım, farklı alanlarda iş kurmak isteyen aslan burçları için sürpriz anlaşmalar ve yenilikler, kalıcı büyük projelerde yer alacağız ve bu sizin için büyük bir başarı söz konusu olacak. Bu ara ilişki hayatınızla alakalı gelgit dönemi. Yani bir isteriz, bir istemeyiz, bir belirsizlik vardır ya. Bu 20 gün böyle kafanız böyle bir belirsizlik, netsizliğe doğru. Sonrasında biraz daha yumuşam ama burada evli çiftlerimizle ilgili ayrılık çanları, ayrılıkla ile alakalı konuşmalar, aileden kaynaklı pürüzler birbirimize ait sahneyi bir türlü oturtamadığımızı gösteriyor. Boşanma mahkemeniz, davanızla ilgili günleri kaçırmamanız gerekiyor. Kaçırdığınız takdirde sıkıntılar had safhada. Mutluluğu çok iyi giden evli çiftlerimiz için de bence bu ara birbirinizle alakalı iletişime böyle dikkatsizce konuşmalar, önemsiz tavırlar, evliliğimizle alakalı noktada bir lakayt evresi var. Lütfen evlilik evremizi bir an önce toparlamamız lazım. Sizde de ani krizler söz konusu olacak. Aile büyüklerimizden özellikle anne, kadınsal bölge, babanızın diz ve kemiklerle ilgili sağlık problemi biraz yorucu olabilir ve endişeli bir nokta. Bu ara toprak satmak, yeni bir ev yapma gibi fikri olan sevgili Aslan Burcu'nun ailesine bu konuda, parasal konuda destek verecek gözüküyorsunuz. Çocuk niyeti ve çocuğu olmayan aslanlar için belki de bunun için sizin en önemli Haziran ayına ihtiyacınız var. Şu Mayıs'ı bitirelim. Haziran ayı sizin artık bu konuda hak değer evreniz söz konusu olacak. Çünkü kırılan, incinen ruhunuzda çok fazla karışıklıklar var ya, bunlar toparlanmadığı sürece siz adapte olamıyorsunuz. Bunlar yavaş yavaş toparlanacak. Bu ara evli güzel giden çiftlerimiz için de hanımınızın işiyle ilgili bazı kovulma, işiyle ilgili iftiralar arkasında durmanız lazım. Yoksa risk alabilir.
olabilir. Eğer sizin iş sıkıntınız varsa da burada yenilik var. Sevgilinize hediye, eşinize sürpriz yapabilir. Buradaki karışıklığı düzeltmek size iyi gelecek diyorum sevgili aslanlar. Sevgili ev hanımları, bu ara alışveriş, böyle hani örmek yapmak dediğimiz noktalara merak sarabilir. Bunlarla ilgili kurs, yenilik. Bu ara dil eğitimi, farklı alanlarda eğitim almak isteyen aslanlar için de yurt dışı seyahatleri, gideceğiniz yolculuklar size büyük kazanç getirecek. Yalnız vergi dairesi, araçla ilgili ödemediğiniz sıkıntılarımız olabilir. Bu ara araç almayı düşünüyorsanız tam zaman, cesaretinizi toplayın. Aracınız hayırlı olsun diyorum. Sevgili gençler, bu ara kendinize daha böyle çağa ayak uydurmuş müzik, dans, eğlence ruhundasınız da anam sınavlar yaklaşıyor, bırak şu eğlenceyi, biraz daha sabırlı ol, eğitimine önem ver diyor. Sağlık olarak boyun fıtığımız, orta kulak ve iç kulak rahatsızlıklarımız olabilir ve kristallerde ufak sıkıntılarımız olabilir. İhmal etmeyin, mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili başaklar, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta olsun güzel ailem. Abone olmayı, yorum yapmayı, bizde olmayı unutmayın diyorum. Ofisimden canlı yayın yapıyorum. Dışarıda repler, birazdan ezan okunacak. Sahurun son vaktini tadacağız. Biz erkenden yapıyoruz, yetişmeye çalışıyoruz. Allah tüm oruçlu olan insanlara yardım etsin diyorum. Sevgili başaklar, biraz aile büyükleriniz, baba ya da yöneticileriniz, erkek yöneticilerinizle alakalı bazı krizler biraz bizi yıpratabilir. Bulunduğumuz iş yerinde çalıştığımız ekip arkadaşlarımızla aramızda bazı krizlere açık olmamız gerekiyor. Ve her şeyden önemlisi, haklı olduğunuz noktalarda haksızmış gibi tutumlar sizi çok fazla yıpratıyor. Kendinizi bu noktada biraz daha cesaretiniz, biraz daha azminizi oturtmanız lazım. Yoksa sizin hayalleriniz, sizin umutlarınız biraz geriye doğru itebilir. Özellikle büyük bir kurumsalda yeni anlaşma yapan sevgili başaklar için bulunduğunuz noktada hak ettiğiniz değeri, hak ettiğiniz dengeyi ve yeniden orayı yıkıp yepyeni bir kimlikle kendi alanınızı oturtacaksınız ve büyük bir başarı var. Özellikle de aile içerisinde uzun süredir yaşanan hastalık, krizler, maddi konuşmalar, sizin bu iş hayatınızdaki verimlilik, biraz ev hayatındaki kaosları duymamanıza sebep olacaktır. O yüzden yoğun bir tempo haftanız ve bu tempoyu doğru değerlendirdiğinizde de başarınız ve ödülünüz gayet güzel bir noktada. Yurt dışı ile alakalı yeni anlaşmalar oluşturmak istediğiniz birçok noktada da sizin için açılacak fırsatlar var. Bu eğitiminiz olabilir, yüksek lisansınız, işinizle alakalı gideceğiniz görevler size büyük fırsatlar yaratacak ve kalıcı yaratacak fırsatlar sizin daha olgunlaşmanıza yardımcı olacak. Biraz da şöyle bir şey var. Chiron sizin içsel dünyanızdaki para korkularınız, hız korkularınızı ön plana çıkartmış. Bence eğitimle ilgili de eksik yönünüzü bir an önce çözün. Bu para kaygılarınız daha rahat bir noktaya erişecek diyorum. Merkür sizin daha böyle bu ara konuşayım mı, konuşmayayım mı, anlatayım mı, anlatmayayım mı, beni anlarlar mı dediniz. Aslında çok rahat bir akış sağlayacaksınız. Konuşun ve sizi anlayacaklar. Özellikle uzun süredir işsiz olan bazı başak burçları için çok güzel fırsatlar var. Ve güvendiğiniz bir yakın dostunuz, bayan dostunuz, olgun bir tanıdığınız hanımefendiniz size bir iş desteğiyle birlikte daha sağlam evreler oturtacaksınız. Özellikle kardeş ya da aile içerisinde yaptığınız işlerde biraz ekonomik olarak, hadi bu ayı çok azalttı, o bir aya ne olacak, biraz daha paraya ihtiyacımız var, şunları toparlamamız gerekiyor dediğimiz bir hafta. Ama eğer bu döngüyü doğru anlatım ve doğru reklamla çok güzel başarılar elde edeceksiniz. Sizin enerjinizde başarıya odaklısınız. 4 yıldır yaşadığınız krizlerin birçok şeyini, hani bir ev düzenimiz, yeni bir iş düzenimiz, kendimizi bulmak için çok doğru oluşumlara doğru ilerliyoruz. Korkular geride kalmalı. Yeni hayaller, yeni işler oluşacak. Yeni gruplar size keyif verecek diyorum. Aile işinizi elden çıkartmak istiyorsanız uzun süredir devam. Bence buraya biraz daha şans verip buraya reklam oluşturmanız lazım. Buradaki bağlar güzel, emek güzel. Siz korkmayın. Yalnız sevgili başaklar, size şunu demek istiyorum. Ailede vefat etmiş ya da uzun süredir hasta olan bir kim varsa, bir ameliyat, ani bir sağlık problemi, belki bununla ilgili yaşanacak biraz zorluk sizi yıpratıyor olabilir ve bu yıpratma sizin içsel enerjinizde rahatsız ediyor olma ihtimali çok yüksek diyorum. Bu ara seyahatler, sürpriz gideceğiniz yolculuklar, hem kendi enerjinizi hem ruhunuzu dinlendireceksiniz. Geldikten sonra bambaşka bir enerjiyle bütünleşeceksiniz. Bu da size iyi gelecek. Geçmiş ilişkiniz,
Anılarda yaşadığınız konularla ilgili nokta artık sizin acı anı kaderiniz var. Bu acı kaderi bir sökün. Yepyeni bir aşk için olgun ve sizi anlayacak muhteşem bir aşka da doğru adım atacaksınız. Bence hayal ettiğiniz aşk size doğru noktada iniyor. Ama sizin geçmiş problemleriniz, yaşadığınız sürece affedememek tripleriniz var ya, bence bunu bir kökten keselim, yeni noktaya adapte olalım. Evlilik teklifi, ilişkiyle aynı evde oturma gibi düşüncesi olan sevgili Başaklar için hiç korkmayın. Hayat arkadaşınız size gülümseyecek ve onunla bizim ailemiz, düzenimiz daha verimli noktaya doğru ilerleyecek. Eğitim konusunda özellikle yurt dışı, şehir dışı düşünen sevgili başaklar için inanılmaz fırsatlar var. Ve özellikle doktor, akademik anlamda kariyer yapmak isteyen yüksek lisansınızı farklı alanlarda da, mesela Çin'de yüksek lisansınızı yapmak istiyorsanız büyük fırsatlarınız var. Bu kapılar size hayırlı ve uğurlu diyorum. Bir de geçmişe özlem duyan aileniz, büyüklerinizle ilgili anılarınızı tazelemek istiyorsunuz da canım benim anı anıda kaldı üstünde, yeni şeyler tazeletip yeni fotoğraflar oluşturursanız geçmiş size acı vermez diyorum. Evli çiftlerimizle alakalı da bu ara çocukların, özellikle erkek çocuğu olan sevgili boşaklarda biraz çocuğunuzun tavrı, duruşu, rahat evresi sizin canınızı yıpratıyor olabilir. Bence bu ilişkiyle ilgili her iki tarafında birbirine ait noktayı doğru şekilde oturtmamız gerekiyor ve bu da iyi gelecek diyorum. Bu ara boşanmak içerisinde karar veren sevgili başaklar biraz daha sakin, geride tutup karşı tarafa sanki ihaleye atmış gibi sen karar ver ben ne yapıyorum diye ifadeler, bence boşanmak istemiyor. Bu sizi deniyor diyorum. Bir de uzun süredir almaya çalıştığınız bir paranız varsa bunu unutmanız gerekiyor sevgili başaklar. Bir de ev değişimi, araç değişimi ile ilgili paranızda riskler yaşanabilir. Bunu biraz daha toparlamanız lazım. Toparlamadığınız takdirde bir para kaybımız söz konusu. Sağlık olarak alerjik demeyelim, saç dökülmemiz, egzamamız, bu ara mevsimsel cilt kabarmalarımız söz konusu olacak. İhmal etmeyin. Sevgili ev hanımları, özellikle mutfak ya da banyonuzda tadilat düşünceniz var. Hayırlı olsun sevgilerle. Sevgili teraziler, güzel bir hafta, keyifli bir hafta bizlerle olsun diyorum. Güzel ailem, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Sevgili teraziler, özellikle yeni işe başlayanlar için bulunduğunuz noktanın enerjisi sizi biraz kasvetli, huzursuz, mutsuz edebilir. Mümkün olduğu kadar enerjiye konsantre olun. Burası sizin kalıcı ve keyifli bir noktanız. Eğer ki uzun süredir yeni iş bekleyenler için alternatif noktayı beğenmediyseniz, çünkü siz bana ait olmayan hiçbir noktada olmam diyorsunuz ya, evet, bunu biraz daha bekletmeniz lazım ama yeni başlayanlar için iş doğrudur, kaybetmemenizi öneriyorum. Uzun soluklu bulunduğunuz noktada bazı haksızlıklarla karşıya kalabilirsiniz. Adalet tam tersine gösterebilir ama siz doğru ifade ederek kendinizi doğru sunduğunuz sürece bulunduğunuz şirket ya da alan sizi haklı olduğunuzu ispatlatacaksınız. Ama etrafınızda çok fazla düşman biriktirdiniz. Artık bunu gözünüz alın, listeyi böyle tek tek çizin. Kim dostunuz, kim değil, bunu görmeniz lazım. Yoksa ileride dostlarınız ve çevrenizdeki insanlardan acı duyacağınız gözüküyor. Evet, iş gereği özellikle kendinize ait bulunduğunuz noktada konum ve mertebe değişiminizle alakalı, özellikle yöneticiniz bayansa bununla bir an önce iletişime geçmeniz lazım. Yerde güzel bir değişim ama bunun için Haziran ayına ihtiyacınız var. Bu konuşmayı şimdiden yaparsanız yeriniz net bir şekilde doğru noktaya doğru girecek. Uzun süredir devlet sınavınız, devletle alakalı başarmanız gereken konularla ilgili bu Nisan ve Mayıs bu sınavlar için hazırlıklı olup kendi rütbenizi ve konumunuzu belirlemeniz lazım. Biraz bunu geride tutuyorsunuz. Bence biraz bilgiyi tazelemek lazım. Tazelemediğiniz sürede burada bir başarısızlık var. Bu başarısızlık sizi üzmesin diyorum. Kendi işini yapanlarda biraz parasal evrede gelecek kazançlar, doğru yatırıma doğru gitmeniz gerekiyor. Rızkınızın fazlalaşacağı, kendi hızlı kararlarla birlikte ekstra kazançlar sağlayacaksınız ve bu kazançlar size gerçekten keyif ve mutluluk verecek diyorum. Yalnız sevgili terazilerin kendi dünyası ve ailevi sıkıntılarından kaynaklanan korkularınız var. Bu da özellikle anne kökünüz, lise önceki ya da lise dönemindeki anılar tekrar gündemimizi zorlayabilir ve bu zorlanma sizin kendi içinizdeki karmaşıklığa girmenize sebep olabilir.
Özellikle de kendi işinde parayla alakalı büyük projeler, ihaleler, beklediğiniz yenilikler varsa hiç korkmayın. Çevreden alacağınız ya da alacağınız destekler bu işi garantiliyor. Ama büyütmek istiyorsanız yer ve mekan için acele etmeyin. Çünkü buradaki anlaşmalar gerçekleştikten sonra daha farklı bir alana geçmeniz lazım. Şu an ilk önce orayı halledelim. Ondan sonra yer değişikliği sizin için iyi olacak. Özellikle devlette çalışanlar farklı bir noktaya gitmek istiyorsanız 7. eviniz sizi destekliyor ve bir ortak tanıdığınız, ortak güvendiğiniz birinin yardımıyla bu kapılarınız ferah ve aydınlık noktaya erişecek. Özellikle kiradaysanız, devlette çalışıyorsanız, polisseniz lojman eviniz olacak. Bu eviniz size mutluluk ve keyif getirecek diyorum. Bu ara aşk enerjiniz çok yüksek. Etrafınızdaki beğenilmek, etrafınızdaki insanlar tarafından istenilmek hoşunuza gidebilir. Ama uzun soluklu bir ilişkiniz varsa ayrılığa doğru gidiyor. Bir an önce bu noktayı toparlamanız lazım. Özellikle hayatınızdaki kişinin annesinden kaynaklı sorunlar sizi çok fazla yıpratıyor olabilir. Bir an önce bu konuma bir parmak atın, yoksa ilişki yok olacak gözüküyor. Evli çiftler için çocuk tedavisi, çocukla ilgili sürpriz gebelik ya da ailenin bu kararla ilgili sürprizi hanede mutluluk ve huzur yaratacak ve ilişkinizde toparlanmalar söz konusu. Geçmişe ait kırgın olan ve uzun süredir boşanma konularınızı çözemiyorsanız artık boşanmanın zaferi sizin evinizde, elinizde. Yalnız ev krediniz olumsuzsa, uzun süredir çözemiyorsanız bu konuda aile büyüğünüzün sizi yardım etmesiyle birlikte ev krediniz daha olumlu ve hayırlı olacak gözüküyorum. Bu ara sözlenmek, evlilik kararı veren bazı terazilerde evet bu gerçekleşecek bir nokta ama sanki Kurban Bayramı'ndan sonra ertelemiş olabilirsiniz. Bir para konumuz, bir de ya da sevgilinizin bir asker ya da devletle alakalı tamamlaması gereken bir görevi olduğu için bunu şu an bir askıya almış olabiliriz. Geldikten sonra apar topar söz nişan, evlilik tarihi belirleyeceğiz. Hayırlı olsun diyorum. Bir de ev içerisinde özellikle salonumuzla alakalı birçok şeyi yenilemek isteyen sevgili teraziler, evet yenileyebilirsiniz. En büyük hayalinizde hayırlı olsun diyorum. Bu ara evli çiftlerimiz, çalışan evli çiftlerimizde özellikle eşinizin işten çıkma gibi kararı var. Aman onu desteklemeyin. Bir çıkıyor, bir daha işi beğenmiyor. Mümkün olduğu kadar sen aslansın, paşasın diye bu ilişkiyi yönlendir. Eğer ki sizin bir beklediğiniz bir iş kapınızda yükseliş varsa, evet Mayıs 15'ten sonra bu sevinciniz hayırlı ve uğurlu olacak. Sevgili gençler, kendinizi yenilediğiniz kadar doğru başarı ve adalet noktasında ve yaratıcı sanatçılığınız çok ön planda olacak. İçsel dünyanızın biraz spora, kendinizi bulmaya ihtiyacı var. Haydi kendinizi bulun diyorum. Yalnız sağlık olarak omuz ve boyun bölgemiz ve fıtıklarımız harekete geçebilir. Son zamanlarda da sebzelerden yediğimiz gıdadan kaynaklı zehirlenmeler olabilir. Dikkatli olun diyorum. Bu arada bol bol serum takın. Ev hanımları, koltuk moltuk değişecek de ya acele etmeyin, yeter ya bir tadını çıkartın. Ramazan, bayram, bir de kendinize vakit ayırın. Estetiğiniz, güzelliğinize önem verin. Hoşça kalın. Sevgili akrepler, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli hafta olsun. Ben gerçekten alerjim, mevsimsel bir alerji oldum. Her yerim böyle... Gözüm gözüm her yerim şiş, idare edin lütfen beni ama bunu da yapmak zorundayım. Günlük yorumlar da var, bunu bir an önce çıkartmam lazım. Sevgili akrepler, parasal konularınızla alakalı inandığınız dostlar tarafından verilecek borçlar geri alınmayabilir. Bu ara borç verip almak konusunda dikkatli olmanız gerekiyor. İşinizle ilgili vaat edilen ya da hakkınızla alakalı uzun süredir planlanan yeriniz şimdiden hayırlı olsun. Size verilecek yer, konum sizi mutlu edecek. Özellikle farklı bir yer değişimi, farklı bir alana geçmek istiyorsanız da üst düzey 3 yöneticinizle bu konuyu çözüp farklı bir alan kapınız söz konusu olacak. Serbest meslekte çalışıyorsanız ve parasal evredeki yaşadığınız krizler, özellikle bu haftadan sonra kendinizi toparlama, kendinizi bulma, hedef noktanıza daha hızlı bir şekilde ait olacağınız gözüküyor. Ama gereksiz o kadar çok borç ve alışveriş havanız var ki ilk önce bunları bir dengeleyelim. İşimizle alakalı pürüzleri ve yaptığımız hataları gördüğümüz takdirde Haziran sonuna kadar toparlanma evreniz var. Eğer bu şekilde rahat tavır sergilerseniz borçlar, ödemeler bitmeyecek halde oluyor. Lütfen bir para konumuzu disipline alalım sevgili akrepler.
Kurumsal bir alandan farklı bir alanda iş beklentiniz varsa olumsuz bulunduğunuz noktayı kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer ki devletteyseniz başka bir şehir ve atamanızla ilgili beklentiniz varsa olumlu ama burada da zaman konusunda olumsuzluk var. Yani siz bu hafta gidecekseniz şu an için imkansız ama 2 ay sonra gideceksiniz imkanlı olumlu yazılarınız söz konusu olacak gözüküyor. Kendi işinizi yapıyorsanız burada bazı parasal evrede zorluklarınız varsa yani 8, 9, 10, 11 arasında daha şanslı ve daha bereketli olacaksınız. Yeni oluşacak fırsatlar sizin güçlenmenize, yaşadığınız krizleri daha çok toparlamanıza yardımcı olacak. Unuttuğunuz mahkemeniz ya da kefil olduğunuz ya da birine güvendiğiniz noktada haciz uyarınız var. Dikkatli olun, kimseye güvenip kefil olmayınız. Olduysanız bile E-Devlet'ten kontrollerinizi yapınız ki evinize pat diye haciz evrağı gelmesin. Özellikle emlak alım satım işleriyle ya da serbest meslekte alım satım işleriyle uğraşıyorsanız ufak ufak kazançlar ve bu kazançlar sizi biraz daha toparlanmanıza yardımcı olacak. Aile içerisinde özellikle dayı, teyze sülalenizde bazı mahkemelik pürüzlerimiz var. Bunları çözmemiz gerekiyor. Çözmediğimiz takdirde bunlar bizim ailemizde sıkıntılar, sorunlar, daha büyük krizler yaratacak ve anne ya da babanızda büyük mutsuzluklar söz konusu olabilir diyorum. Ve özellikle almak istediğiniz araziyi daha büyükleriniz istiyor. Bu konuda da atışmalar. Yasal çözüm olursa daha mutlu olacağımızı söylüyoruz. Yani avukat tutun, bu noktalarınız belirlensin diyorum. Kendinize marka yapmak, kendi işinizi sosyal medyada e-ticarette büyütmek isteyen sevgili akrepler için çok güzel fırsatlar var. Güvenin ve bu alanı başarıyla toparlayın. Eski sevgilinize çok özlemiş olabilirsiniz. Karşılaşma dönemi. Yeni bir ilişkiye başlayacaksınız ya da başladıysanız evliliğe doğru gidecek. Sözlü ya da nişanlıysanız apar topar evlilik tarihi ve gün belirlemesi yaşayacaksınız. Ama her iki tarafın da ailesi o kadar zıt ki yani bu evliliği eğer aileliği karıştırmadığınız sürece muhteşem ama aileler içine girerse birbirinizi erken boşayacaksınız. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Evli çiftlerimiz için de bu arada en sakin dönemi yaşıyorsunuz. Çünkü evde ödenmesi gereken noktalarda çok yakın bir dostunuzun verdiği bir rahatlık. Sizin kendi içinizdeki korkuları, evliliğimiz, ödemelerimizle ilgili bir rahat bir akış sağlandı. O yüzden derin bir nefes, hatta tatil sonrası size gelecek. Yani bu 5 Mayıs, 6 Mayıs sizin tatille birlikte geleceğiniz noktada daha şifalanmış ve daha iyi geleceğiniz noktalar. Yalnız köy eviniz, yazlık eviniz ya da annenize ait bir ev konusunda müteahhit ya da mimarla anlaşmanız lazım. Anlaşmadığınız takdirde burada zarar göreceksiniz. Daha büyük krizler var. Bir an önce bu ev konumuzu çözelim. Evli çiftler için de taşınmaktan çok görümceniz, eltiniz, babanız, ananızın taşınması sizi büyük bir telaşa itebilir. Onların krizlerini düzeltmek isteyebilirsiniz. Bence evliliğinizle geçirdiğiniz bu tatil size balayı gibi olacak. Birbirinize sımsıkı sarılın. Hatta çocuklarınızla ilgili yaşadığınız krizleri daha güzel bir şekilde örteceksiniz ve birbirinize ait pürüzleri iyileştirmek, birbirimize ait noktaları belirlemiş olacağız. Korkmanıza gerek yok. Ev hanımları bu ara en önemli şey saksılar, balkon, evdeki küçük dekorasyon konular ya da feng shui, ev enerjisi değiştirmek gibi bir niyetimiz olabilir. Bu noktalarla ilgilenebilirsiniz. Bu ara sizin de özellikle kendi yatak odanızda nevresim, dolap ne varsa hepsini söküp atma dönemimiz var gözüküyor. Çalışan çiftlerimiz için de bu ara parasal konuda beklediğiniz maaş ya da geçmiş iş konularınızla ilgili biraz daha parasal konumuzu bekletmemiz lazım. Sevgili gençler, eğitimi salladınız. Bayağı parti kafasındasınız. Kendinize gelin, eğitiminize önem verin. Bu ara yüksek lisansınız ya da eğitim konularınızda yurt dışı ile ilgili evraklar bekliyorsanız çok olumlu bir süreç. Mümkün olduğu kadar dil eğitiminizi güçlendirmeniz gerekiyor. Sağlık olarak özellikle gözde kaynaklı yakınla ilgili gözlük değişimi ve son zamanlarda varis ya da ayak ağrılarımıza dikkat etmemiz lazım. Mutlu kalın, hoşça kalın efendim. Sevgili yaylar, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, kanalda kalmayı özen gösterin sevgili yaylar. Bu ara özellikle iş çevreniz, iş alanınızla alakalı pürüzlere dikkat etmeniz gerekiyor. Toplantılar, unuttuğunuz evraklar, oluşturmaya çalıştığınız yenilikler çalınabilir. Kendi emeğiniz ziyan olabilir. Mümkün olduğu kadar bu noktaları doğru şekilde görmemiz lazım. Yani yeni bir işe başladıysanız başarı var ama dikkatli olun. Bulunduğunuz noktada hak konusunda evrak çalımı, sizin fikirleriniz, sizin düşünceleriniz ve buradaki mailleriniz çalınabilir. Mümkün olduğu kadar işi
iş alanımız, yani bizim işle alakalı noktaya dikkat etmemiz lazım. Ya özel hayatımızda sosyal çevre, enerji noktamız biraz daha karışık ve mutsuzluklar, biraz daha içimizde yalnız kalmayı isteyebiliriz. Ama özellikle büyük kurumsal firmada yöneticiniz gerçekten sizi destekleyip istediğiniz yurt dışı kapınızın imzasını atacak. Devlet ya da devlet kurumsal arasında bulunduğunuz noktada gerçekten ödüllendirmek, size ait noktayı tekrar vermek istiyorlar. Hak iadesi dediğim konuların mutluluğu söz konusu olacak. Aşk konusunda kendinize ait beni kim sever ya da ben aşık olabilir miyim diyorsanız, bu hafta aşkın ve enerjinin en fazla yüksek olduğu bir hafta, kendinizi bu konuda şifalandırıp güzel enerjilere dönüşmek için güzel fırsatlarımız var. Kendi işini yapanlar, iletişim konusu kaynaklı hatalar, kendinizi sert ifade ederek bu kendi ait işlerinizle ilgili olumsuz kazançlara doğru gidebilirsiniz. Bu hafta kendi işini yapanlar daha sakin, daha ılıman, daha doğru adımlar atarak iletişimi, yani kendinizi doğru noktayı göstermeniz lazım. Ve gençlerle ve otorite figürlerle yaşayacağımız tartışmalardan mümkün olduğu kadar uzak durun. Eğer uzak durduğunuz takdirde ekstra kazançlar size mutluluk verecek diyorum. Ortaklı işe soyunan ve uzun süredir yapmak isteyen sevgili yaylar için bence yapın. Çünkü siz başarı odaklısınız, hedefe odaklısınız ve bu ortaklı süreçlerde genişleyen bir enerjiye sahip olacaksınız. Ve bu genişleyen enerji sizin işinizde markalaşma, daha büyük yurt dışı, şehir dışı bağlantıların altyapısını oturtacaksınız. Bu doğru bir karar. Uzun süredir işsiz olan ve bu konuda kırılan, artık ben hayatıma yön vermek, mesleğimi oturtmak, kendimi bulmak istiyorum diyorsanız, bu konuda birazcık daha altyapımızı güçlendirmemiz lazım. Yarım bıraktığınız eğitim, yarım bıraktığınız iş konularınızla ilgili süreçlerin adımını yapın ki bu üzerinizdeki yarımlık, her şey başlayıp sonra bitirememe huyunuz, bu artık sizin hayatınızda bir görev gibi oldu. Artık yarımlıklar geride kalıyor. Kendimizi bulma. Ev veya da şehir değişikliği ile ilgili düşüncesi olan bazı yaylar için bence acele etmeyin. Eviniz bereketli ve uğurlu, ama ailenizin alacağı ev hem sizin kazancınızda hem oluşturmak istediğiniz nokta için hayırlı ve bereketli. Ona destek vermeniz daha sağlıklı gözüküyor. Yalnız aile ortaklı bazı mallarınızla alakalı da yasal süreçler, devletle alakalı yaşanacak krizlere açık olmamız lazım. Bu dönem bir toprak konusunda devlet alabilir. Bununla ilgili büyük büyük bir mücadele savaşımız olabilir. Buna hazırlıklı olun. Aşk konusunda renklilikler var, heyecan var. Daha enerjik hissedeceğiniz ilişkiler içerisinde olacaksınız, ama kendinizi ilişkiye kaptırmak değil. Hani ruhumu şifalandırmak, güven duyacağım insan olmadan ben kimseye hayatımda olmak istemiyorum derken, bu ilişki sizi o hayatın içerisine katacak ve hatta o tuttuğunuz el sizin için doğru bir evrede. Evli çiftlerimiz için riskli konuşmalar, tartışmalar, haksızlık ifadeleri hanımınızın kalbini kırabilir ya da eşinizin kalbini kırabilirsiniz. Burada biraz paranın daha hakim konuştuğu bir nokta. Karşı tarafı para görmeyi bırakın, ilişkinin mantığında hareket ettiğiniz takdirde bu el birbirinize ayrılmaz. Boşanması yakın olan bazı çiftler için anlaşmalı, mantıklı ve kurallı ve hiç incitmeden yol ayrımı, ama bu yol ayrımı aslında bir şeyin başlangıcı olacak. Kendi hatanızı görüp tekrar bu ilişkiye bir umut bağlayabilirsiniz diyorum. Sevgili yaylar, özellikle anneyle alakalı bazı çözülmesi gereken sağlık problemleri ve onların bazı sıkıntılarına destek olmanız gerekiyor. Bir de kardeşler arasındaki yaşanan bazı para konularını artık aile büyükleri masaya yatırıp haksız olan tarafın arkasında durmayı bırakın. Hak şeklinde konuşursanız daha sağlıklı olacağını öneriyorum sevgili takipçilerim. Çocuklarınızla alakalı ufak tefek kazalara ya da çocuklarınızın uyuz, alerjik durumları gündeme gelebilir. Dikkat edelim ve eğitimde adaptasyon problemi var, toparlamamız gerektiğini uyarıyorum size. Uyardım bile. Bu ara özellikle de çiftlerde ortak iş yapma, ortak düşünceniz varsa gözünüzü kapatın. Birlikte yapacağınız iş büyük başarı ve aydınlık getirecek. Sadece kendinizle ilgili egoları geride bırakıp doğru eli tuttuğunuzda bu işler başarıya doğru gidiyor. Bir de farklı alanlarda çalışan sevgili evli çiftlerimiz için işinizde bir kriz görmüyorum, ama yönetimin bazı krizlerinden kaynaklı korkularınız olabilir. Korkmanıza gerek yok diyorum. Ev hanımları, evet çok şey değiştirmek, her şeyi tadilat etmek istiyorsunuz ama bazı borçlarınız var. İlk önce onu çözelim, ama sizin özellikle
hol ve gider arasındaki ayakkabılık dolabı, oral kapıyla kapı değiştirmek isteyebilirsiniz. Böyle bir düşünceniz var. Bunu yapabilirsiniz. Sevgili gençler, eğitiminizle ilgili geride tuttuğunuz her şey başarıya doğru gidiyor. Sadece odaklan ve başarıyı kendi içinde yakala. Sağlık olarak söyledim mi bilmiyorum ama tekrar uyarıyorum. Vücut şişmelerimiz, yani yediğimiz gıdalar vücudumuzu şişiriyor olabilir. Mümkün olduğu kadar sağlıklı ve düzenli beslenelim. Akşam yemeği keselim, ihmal etmeyin, bol yürüyüş. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta sizlerle birlikte olsun. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi. Tabii ben mevsimsel bir grip yaşadığım için her şeyim böyle şimşiş. Yani göz altlarım, yanaklarım bayağı bir şimşiş. İdare edin. Sevgili oğlak burçları, özellikle iş hayatınızla alakalı uzun süredir çözülmesi gereken anlaşmalar, yenilikler, yeni olaylar için çok doğru bir hafta. Adımlarınızı otokontrol hakimiyeti içerisinde attığınızda ve ekip arkadaşlarınızla çok doğru bir iletişim yaşadığınızda muhteşem başaramayacağınız hiçbir nokta yok. Ve bu enerji size daha büyük keyif verecek ve başarınıza başarı katacak. Yani bu telefon trafiğiniz, mailleriniz, görüşmeleriniz, uzun soluklu toplantılar, yurt dışı ile ilgili bağlantı içerisinde olduğunuz birçok konu için doğru atılım haftanız olacak. Tabii ki şunu unutmayalım. Venüs Koç burcuna geçişini yapıyor ve bu geçişini yaparken de sizin bedensel enerjinizi de yoracak olaylardan uzak durmamız lazım. Biraz daha agresif yönünüz ön plana çıkabilir. Duygularınız biraz daha hızlı ve değişken bir enerji içerisinde değil, daha coşkulu bir kutlama evresine geçiş sağlamanız daha kolay olacak. Ve aynı şekilde de uzun süredir ortaklı işlerinizle alakalı ters giden noktalarda doğru ifadeler, doğru konuşmalar kazancınıza keyif verecek gözüküyor. Yalnız mekan değişimi, yeni bir mekan büyütmek, yeni anlaşma yapmak, yenilik yapmak istiyorsanız çok doğru bir hafta. Ortaklı büyük işleriniz varsa da burada ortaklı işlerde ekonomik olarak yeni planlama evresine giriş yapmanız lazım. Bu planlama sizin hayatınızda size ait eksik gördüğünüz ya da eksik görülen konu neyse toparlanmanıza yardımcı olacak. Aile işiniz ya da şirketle alakalı, kurumsal büyük bir şirketle alakalı kendi alanınızı büyütmek istiyorsanız da teklifleri tekrar tekrar gözden geçirmek sizin güçlenmenize yardımcı olacak. Borçlarınız ve ödemeye çalıştığınız bazı sistemlerde aksilikler olsa da bunları çok rahat bir şekilde dizayna, sisteme ve kurala koyacaksınız. Ve bu kuralı hayatınız boyunca değiştirmeyin. Çünkü bu yıl artık borçlarınızdan temelli kurtulma akışlarınız söz konusu olacak. Bu da size mutluluk verecek diyorum. Belki geçmiş çocuklu takıntılarımız, bu ara takıntılarımız ön plana çıkar, korkularımız ön plana çıkabilir. Doğru nefes alarak, doğru enerjiyle bu korkularımızı geride tutmamız lazım. Unutulan mahkeme ya da mahkemelik konularımızla ilgili de hızlı gelişmeler söz konusu olacak. Sizin istediğinize doğru ilerlerken avukatınız, hakim değişimleri biraz sizin kafanızı karıştırabilir ya da iş mahkemenizle alakalı biraz dosyalarınız ertelenebilir. Bunları hak olarak geri alacaksınız. İlişki konusunda özellikle sağlam bir ilişki içerisinde olan sevgili oğlaklar için evlilik enerjisi, konuşma ve gelecek planlarınız için doğru oluşumlar söz konusu. Ama hiç geçmişe ait bir ilişki, geçmişe ait yaşadığınız bazı krizleriniz varsa bunlar sizi daha çok yıpratabilir. Mümkün olduğu kadar ilişki terapisine gitmek size iyi gelecek olarak gösterir. Yeni aşk istiyorum ben, bir sevilmek, değer görmek istiyorum diyorsanız Mayıs 15'ten sonra bu enerjiniz daha güzel. Şimdiden kendinizi şifalandırın. Evli çiftlerimiz için de bu ara çocuklarınızın ailevi sorunlardan kaynaklı birbirimizle ilgili iletişimde ciddi sertlikler var. Mümkün olduğu kadar alttan alarak ilişkimizi, eşimizi toparlamamız gerekiyor. Lakin boşanmak içerisinde olan bazı oğlaklar artık ev ayrımı, yol ayrımı ve bu yol ayrımını yaparken de kendi kurallarınızın doğrultusunda ilerletmek istiyorsunuz. Karşı tarafı acımasızca tavırlar sergileyebilirsiniz. O tarafında bir anne babadan olduğunu unutmayın ve adaletli davranın istiyorum. Çocuk tedavisi, çocukla ilgili fikri olanlarda biraz daha bu konuda güvensizlik evreniz söz konusu olabilir. Olmayacak endişesine düşebilirsiniz. Öyle bir güzel bir nokta var ki yuvaya çocuk heyecanı var. Korkmanıza gerek yok. Evli çalışan çiftler için de iş konumlarınızla alakalı para krizleri ve bulunduğunuz noktanın şirketin biraz ekonomik krizleri gündeme gelebilir. O yüzden devamlı ev içerisinde konuşmalar söz konusu gözüküyor. Yalnız ev hanımları için
Bence bu ara eşinizin işlerinin krizlerinden çok eşinizin kendi içinde yaşaması ve sizinle paylaşmaması sizi biraz incitiyor olabilir. Bence böyle bir evreyi fazla abartıyorsunuz. Mümkün olduğu kadar ona enerjinizi daha yüksek tutun. Gideceğiniz yolculuk, yapacağınız seyahat, şifalanmanıza, kendinizi bulmanıza, ilişkimizdeki eksik noktaları toparlamamıza yardımcı olacak. Güneş lekelenmeleri, güneş yanmaları, güneşle ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Cilt olarak lütfen güneş korumanızı ihmal etmeyin diyorum. Baş ve boyun tutulmalarımız da söz konusu olacak. Sevgili ev hanımları, özellikle tadilat, yenilik, bayram sonrası ve biraz daha evi şekillendirmek istiyor olabilirsiniz. Mevsimsel boyama ruhunuz var. Sevgili gençler, aşk, enerjik çok yüksek ama eğitim konularında da yurt dışı konunuzu seçmeniz lazım dedim diyorum. Ama bu ara geçmiş ilişkileriniz size çok fazla tekrar tekrar geri dönmek isteyecek. Verdiğiniz şanslar artık canınızı acıtıyor. Yenilikler size daha mutlu getireceğini düşünüyorum. Hoşça kalın efendim. Sevgili kovalar, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta. Aile olmak, değer vermek, değer almak çok güzel bir duygu. Lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Sevgili kova burçları, ortaklık konularınızla ilgili daha sağlam adımlar atmak istiyorsunuz. İşinizle alakalı ortak ekip, ortak çalışma, ortak noktalarınızla ilgili daha bakış açınızı ve iletişim olarak hem entelektüel hem iletişimin daha yüksek tutacağınız ve kendi içinizdeki eksik konuşma hatanızı da iyileştirme haftası. Kendimize doğru ifade ediyoruz. Özellikle de yer değişimi, konum değişimlerinizle ilgili fırsat kapılarımız var. Bunları artık kendiniz için kullanmanız gerekiyor. Başkalarınıza yapacağınız iyilik artık kendinize dokunmanız lazım. Bu konum, bu değişim size çok büyük bir katkı sağlayacak. Akademik kariyer yapmak ya da akademi anlamda kendinizle ilgili yeni eğitim ve başvurularınız varsa bunlarla ilgili güzel olumlu süreçlerimiz var. Kurumsal bir alandaysanız, devlete geçmek istiyorsanız, devlette akademi anlamında kendinizi geliştirmek istiyorsanız bence bulunduğunuz noktada kendinizi daha doğru ifade edebilir ve bunlarla ilgili altyapımızı güçlendirebiliriz. Dil eğitimi, farklı alanda eğitim, farklı kurslar merakımız söz konusu olabilir. Bunları iş için alıp bir kendi enerjimizi büyütmek istiyoruz. Doğru bir fırsat. Sağlık sektörü ya da askeri alanda çalışan sevgili kovalar için bazı değişik kararlar, ani kararlar sizin işinize risk getirebilir. Doğru düşünün, doğru adımlar atın. Doğru adım atmadığınız takdirde kendi içinizdeki karmaşık sizi yorabilir. Ortaklı iş ya da yaşadığınız bir iş alanını ortak teklifi evresi söz konusu olacak. Düşünmenizi öneriyorum. Mantığınız doğrultusunda yapılacak atılım sizin işinizde daha güçlenmenizi ve kendinizi ispatlamanıza yardımcı olacak. Ortaklı işlerde bazı kazançları doğru değerlendirelim. Yeni anlaşmalar, yenilikler, yeni projeler size büyük yol oluşumunu sağlayacak. Serbest meslekte çalışanlar için de ekstra kazançlarınızla ilgili farklı fırsatlar var. Ama sabit bir alanda ekstra işler yapmak istiyorsanız da bazı görüşeceğiniz arkadaşlarınızla yapacağınız işler hem riskli hem de kazançlı gözüküyor. Doğru evreye geçiş sağlayın. Bu ara aile büyüklerimizle ilgili yaşanan krizleri biraz daha anlayış göstererek, özellikle büyüklerimize biraz daha dinleme taraftarıyız. Yapılan haksızlıkları bilmenize rağmen affetmek en büyük büyüklüktür. Siz adımları doğru yapın, onlar da hatalarını iyileştirecekler. Bu ara özellikle Avrupa'da ya da yurt dışı ile ilgili planları olan kova burçları için gerçekten yolculuk, seyahat ve belirlediğiniz yeni yolculuklar, çocuklarınızla ilgili gelecek planlarıyla ilgili yaptığınız atılımlar doğru. Mesela yaşadığınız şehri de değiştirmek istiyorsanız sizin için gerçekten doğru ve hayırlı. Hiç korkmanıza gerek yok. Gideceğiniz yolculuklar büyümenize, orada kendinizi ispatlamana yardımcı olur. Yeni aşk, yenilikler çok fazla. Enerjinizi yüksek tutun. Çünkü sağlam ve kalıcı ilişkilerin konuşma diyaloğu var. Tanıştırılmalar, görüşmeler, sosyal alanda tanışacağımız kişiler bizim renkli hayatımıza dokunuş sağlayacak. İçimizdeki sevgi eksikliğimiz biraz daha yumuşamış ve kendimizi bilerek hareket ediyoruz. Bu ara uzun soluklu ilişkilerde ayrılık kararı ile ilgili konuşmalar. Bir yandan ayrılalım, bir yandan devam edelim, bir kararsızlığı var. Bence şu an bunu böyle bir akışa bırakalım. Net kararlar vermeyelim. Evli çiftlerimiz için eşinizi suçlamak, yani özellikle erkekler deniyorsa eşinizi çok fazla suçluyorsunuz ve suçlu olduğunuz için bu ilişkiyi eşinizin biriktirdiğini düşünüyorsunuz. Bence bencil tarafınız o tarafı haksızlığa doğru itiyor. Biraz adaletli olursanız o tarafın da haklı olduğu noktaları var. Görmemezlikten gelmeyi bırakmanız gerekiyor. Bu ara evlenmeyi düşünen farklı bir ani bir diyalog, hemen söz nişan olsun, yerimizi düzenimizi belirleyen diyelim
diyen kova burçları için acele etmeyin. Çünkü ekonomik olarak toparlanmanız gereken bir 8 aylık bir zamanınız var. Hem borçlarınız hem de düzeniniz rahat bir şekilde bittikten sonra daha rahat evlilik yoluna gidebilirsiniz. Evli çiftlerimizde boşanma fikirleri gündemde var ama hareket yok. Ve ev alma niyetimiz var, hareket yok. Araç değiştirme, araç yenileme niyetimiz var, bunda hareket var. Şimdiden aracınız hayırlı olsun. Uzun soluklu da devam eden ailevi mahkemeleriniz artık son raddeye geldi. Haziran ayı hakları almak doğru noktadaki güçlenmeyi gösterir. Sizde de özellikle kadınlarla ilgili sağlık problemi yaşanabilir. Ufak tefek operasyonlar biraz stresli olsa da sonu ve ferah ve aydınlık olarak gözüküyor. Evli ve çalışan çiftlerimiz için iş değişimlerinden çok yetki konumlarıyla alakalı bazı gündemde olan krizler var. Bunları aştıktan sonra değişimler söz konusu olacak. Bu ara tatil enerjimizin çok yüksek olacağı için gideceğiniz tatil yorgunluğunuzu çok rahat atacak ve kendinizi yeniden şifalandıracaksınız diyorum. Ev hanımları, evet, sizin de ailenizle gideceğiniz seyahat ya da eşiniz ve çocuklarınızla gideceğiniz seyahat birbirimizdeki eksik noktayı bulup tamir etmemize ve konuşmamızı daha iyileştirmemize yardımcı olacak. Ev hanımların bazı ailevi miras konuları var. Ertelenme ve avukat konularını ihmal etmeyelim. Sağlık olarak özellikle varis ve damar ve bacak sendromlarınız söz konusu olabilir. Bunları ihmal etmeyeceğiz. Sevgili gençler, aşkın verdiği hava, baharın verdiği etki çok fazla geride tutuyorsunuz. Eğitim çok önemli. Bu ara devlet atama sınavları olanlar için de biraz daha dikkatli ve kontrollü olmanız gerekiyor. Sevgi ve mutlulukla kalın, hoşça kalın. Sevgili balıklar, güzel bir hafta olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Yani sizin parasal konularınız, ortak gelecek paralar, ortak konularla ilgili daha yoğun harekete geçireceğimiz bir hafta. Ve aynı şekilde gideceğiniz seyahatler, yapacağınız yolculuklarda yeni iş anlaşmalı, yeni planlar, yeni oluşumlarınız için yardımcı olacak. Ve bu ara iş konusunda fazlasıyla görünür. Hak ettiğiniz noktaların enerjisini çok fazla yoğun bir şekilde yaşayacağınız. Ama gideceğimiz seyahat biraz bizim ruhumuzu, enerjimizi şifalandırarak kendi yönümüzü ve yörüngemizi bulmamıza yardımcı olacak. Geldikten sonra çok yoğun bir iş temponuz olacak ve bu yoğunluk artık sizi tam anlamıyla yıpratmaya doğru ilerleyecek olarak gösteriyor. Yalnız şunu demek istiyorum sevgili balık burçları için, kardeşler, manevi kardeşler arasındaki yaşanan krizler, toparlanamadığınız bazı olumsuzluklar sizi tam anlamıyla değiştirmeye yardımcı olacak. Artık ailemiz için de birlikte olma zamanı ve birbirimize doğru sahip çıkma olarak uyarı. Kurumsal bir alanda daha sabit yer bekliyorsanız ve değişken enerjiler içerisinde var olmak istemiyorsanız üst düzey ya da patronlarınızla ilgili bir konuşmalar, toplantı oluşturmanız gerekiyor. Çünkü burada yaşanan bazı krizler sizin gerilemenize sebep olarak gözüküyor. Eğer ki devlette çalışıyorsanız, devlette bazı aksilikler, evrak koşturmaları, yeni oluşuma geçmek biraz daha sizin istediğiniz raya doğru ilerliyor. Sabrederseniz konum, mertebe değişikliğiniz söz konusu olacak. Kendi işini yapanlarda da hayal dünyanızda geliştirmeye çalıştığınız projeler, yeni oluşturmak istediğiniz işler için güzel fırsatlar, mekan, oluşum, büyütmek, yani sosyal ağları güçlendirmek gibi fikirleriniz varsa cesaretiniz sizin için doğru başlangıç yapıyor ve bunu mutlaka ihmal etmeyin. Aşk, yenilik, yenilenme. Kendimizi bulma ve şifalanma evresi yaşayacağız. Özellikle uzun süredir aşksız olanlar, sevilmek, değer görmek, önemsemek istiyorsanız bu haftaki enerjiyi bol bol üzerinize çekin. Yeni aşk, yenilik size huzur verecek. Uzun soluklu ilişkilerimizde sözlü tartışmalar, geçmiş konu tartışmaları, kıskançlıklar, alabildiğimiz kadar aynı hani fanusta döneriz ya konuşmalarla ilgili bu noktalar yoğun bir şekilde yıpratıcı olabilir. Bence kulağınızı duymayın, onun siniri ve evresi geçsin. Ondan sonra konuşmalar yaparsanız sevinirim diyorum. Evli çiftlerimiz için de bu ara yatak ayrımı, oda ayrımı, hane ayrımı gibi fikirler geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Bence bir ilişki, karı koca, özellikle ilişki terapisine ihtiyacınız var. Birbirini yanlış anlıyorsunuz, birbirinizi çok seviyorsunuz ama yanlış yollarda ilerliyorsunuz. Birbirinizi tanımak için iyi bir ilişki terapisti size uğur ve bereket getirecek diyorum. Çocuklarınızla alakalı yaşanan bazı krizleri çok fazla abartıyorsunuz. Çocukların üstüne çok fazla gidiyorsunuz. Bunları toparlamak lazım. Onların eğitim hayatıyla alakalı onlar kendi planlarını, kendi noktalarını, daha altyapılarını oturtacak. Yalnız bu evde
inanılmaz bir bağırıp konuşma var. Yani siz tuvalet kapalıyken salona mı sesleniyorsunuz ya da mutfak kapalıyken çocuk odasına mı sesleniyorsunuz bilemedim. Bunları toparlayın, biraz daha sakin, daha yüz yüze temas kurarak çocuklarımızla alakalı sert iletişimi yumuşatmamız gerekiyor. Yani der ki çocuklarla alakalı noktamızda iletişimde anne ya da babanın yanlış konuşmaları ve çocukları yoran konuşmaları var. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. Arsa ve toprak satışımız söz konusu gözüküyor. Yeni bir yer almak, arsayı satıp daha böyle ev alma gibi düşünenler için güzel anlaşmalar kapıda, endişe etmenize gerek yok. Bir de eski sevgiliniz geri dönüyor. Neden geri dönüyor bilmiyorum ama dönmesin. Çünkü siz bu noktada yeni gelecekleri göremiyorsunuz. Eskide takılabilirsiniz. Bu da size iyi gelmeyebilir, uyarı verdim. Bu ara ev almak ya da toprak almakla ilgili net kararlarımız söz konusu. Yalnız ailenize ait bazı çözülmesi gereken iş konularıyla alakalı mahkemeler var. Bu mahkemeleri ihmal etmeyeceğiz. İş mahkemelerimiz, para mahkemelerimizle alakalı noktada çok olumlu kazançlar elde edeceksiniz. Ama sizin ruhunuzda böyle bir tembellik bir ruhu var. Sonra yaparım derseniz bu risk problem yaratabilir diyorum. Özellikle evli çiftli çalışan çiftlerimiz için özellikle eşinizin mertebesi, konumu ve parasal sevincini yaşayacaksınız. Hatta kredi alım konularıyla ilgili de birlikte ortak oluşumlar yaşanacak gözüküyor. Bu ara çalışmak isteyen ev hanımları için yön belirlemek için kurs eğitimleri, altyapınızı güçlendirmeniz lazım. Her işi yapıyorsunuz ama hayalde yapıyorsunuz. Artık bunu gerçek hayata oluşturmamız lazım. Bu ara spor, vücut kaslarımızı güçlendirmemiz lazım. Beslenme dengemizi güçlendirmemiz lazım. Bu ara çok fazla gereksiz gıdalar vücudumuzu yıpratıyor. Sevgili gençler, biraz daha alaycı bir tavrınız, umursamaz tavrınız var. Sınavlar yaklaşıyor, odaklanmaya ihtiyacınız var. Mümkün olduğu kadar bunlara odaklanın, enerjimizi düzeltelim. Mutlu ve sevgiyle kalın. Ve yenilenecek her şey bizim Allah katında, kapılarımız bereketlensin. Güzellikler olsun. Sevgi ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın.